İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Sait Çetinoğlu, Ermenilere karşı uygulanan soykırım sürecinde Ermeni gen havuzuna el konulması ve seks köleliği. Artsakh Cumhuriyeti'nde yerel yönetimler için seçim kampanyası başlatıldı. Yerevan'da Avrasya Ekonomik Birliği-Singapur Anlaşması imzalanabilir. Türk Hava Kuvvetleri Kuzey Irak'ı tekrardan bombaladı. Çin, tarihte ilk kez 3 uzay aracını yörüngeye oturttu. Pan-Ermeni oyunları, genel takım sıralaması. Eğer sen içinden bir kahin olduğuna inanıyorsan. Türkiye aydını Sait Çetinoğlu çalışmalarında, Türk hükümetlerinin Ermenilere karşı uygulanan soykırım sırasında ve sonrasında Ermeni gen havuzunu ele geçirme politikasını ortaya koyuyor. Makaleden alıntı. Çeşitli Ermeni kaynaklarında üstündeki elbisesinin önü beline kadar açık ve yeni buluğa erdiği anlaşılan yarı çıplak genç kız fotoğrafına bir anlam veremiyordum. Son günlerde üzerinde çalıştığım Yves Ternault'un Mardin 1915 Bir Yıkımın Patolojik Anatomisi kitabında kullanacağımız fotoğrafları seçerken bu fotoğraf yine karşıma çıktı. Altında şöyle bir yazı vardı. Seks kölesi yapılan Mardinli Ermeni bir kız. Ermenilere karşı uygulanan soykırım sürecinde kadın ve çocukların kaçırılması ve köle pazarlarında satışları yaygın bir durumdu. Osmanlı Devleti 1909'da resmen köleliği kaldırmış olmasına rağmen savaşın bitimine kadar Ermeni çocuk ve kadınlar için bu pazarlar yeniden açıldı. Ternon bu olgunun altını çizer. Ermeni söz konusu olduğunda yasa dışı her şey mübahtır. Makalenin tamamı web sitemizde mevcuttur. 6 Eylül'de sona erecek olan yerel yönetimler seçim kampanyası 16 Ağustos'ta Artsakh Cumhuriyeti'nde başladı. Artsakh Cumhuriyeti'nde 8 Eylül tarihinde 228 seçim bölgesinde gerçekleşecek olan yerel yönetim seçimlerine 415 kişi başkanlık, 2573 kişi ise belediye konseyine aday olmak için adaylıklarını koydu. Başkent Stepanakert'te belediye konseyine adaylığını koyan 44 kişi mücadele edecek. Avrasya Ekonomik Komisyonu'nun Sanayi ve Tarımsal Sanayi Kompleksi Bakanı Alexander Subotin, Avrasya Ekonomik Birliği ve Singapur arasında serbest ticaret bölgesi anlaşmasının Yerevan'daki Avrasya Ekonomik Birliği Yüksek Kurulu'nun 1 Ekim'deki toplantısında imzalanmasını umuyor. Subotin bu konudaki bilgileri 16 Ağustos'ta gerçekleştirdiği video görüşmesinde dile getirdi. Bakan, hepimiz bunun imzalanacağını ve Singapur ile bir serbest ticaret bölgesine daha sahip olacağımızı umuyoruz, dedi. Türk Hava Kuvvetleri, Irak'ın kuzeyindeki ZAP bölgesinde bulunan Kürdistan İşçi Partisi PKK'nın üssünü bombaladı. Operasyon sırasında Kürt savaşçılarına ait barınaklar ve mühimmat depoları imha edildi. Pençe adlı askeri harekattan sonra Türkiye'nin Pençe 2 adlı operasyonu başlattığını ve Irak'ın kuzey bölgelerine o ülkenin izni olmadan saldırıda bulunarak bir kez daha komşularının toprak bütünlüğünü ihlal ettiğini hatırlatalım. TASS Ajansı, Çin Merkez Televizyonu'na dayanarak verdiği habere göre tarihte ilk kez Çin, Tzelun 1 adlı yeni katı yakıt roketi ile 3 uzay aracını yörüngeye oturttu. Çin, aktif olarak Ulusal Uzay Programı çerçevesinde meteoroloji, telekomünikasyon ve navigasyon uydularının yanı sıra Ay'ı elde etmek için teknolojiler geliştiriyor. Ayrıca Çinli bilim insanları astronomi araştırma projesi ve 2020-2025 yıllarında başlayacakları Mars gezegenini araştırma projesini gerçekleştiriyorlar. Pan-Ermeni oyunları madalyalarının resmi olmayan sonuçlarına göre lider Yerevan takımı görülmektedir. Yerevan takımının 49 altın, 31 gümüş ve 30 bronz olmak üzere 110 madalyası bulunuyor. İkinci sırada 10 altın, 10 gümüş ve 7 bronz olmak üzere 27 madalyayla Gümrü takımı bulunurken, üçüncülüğü ise 8 altın, 7 gümüş ve 5 bronz toplamda 20 madalyayla Eçmiyaz'ın takımı aldı. Voleybol, salon futbolu ve basketbol oyunlarının finalleri bugün gerçekleşiyor. Futsal, salon futbolunda Yerevan takımı birinciliği aldı. Daha detaylı bilgi almak için YouTube sayfamızı takip ediniz. Kendini çevrenden farklı buluyor musun ve içinden bir kahin gibi olduğunu hissediyor musun? Bir şeyi düşündüğünde bu gerçekleşiyor, sorularının cevapları rüyanda bulunuyor, hasta arkadaşına sarılınca onu hemen iyileştiğini hissediyor olabilirsin.
Büyünün sırlarına hakim olmak, kapsamlı bilgi almak ve kendini korumak istiyorsanız, Ermenistan Cumhuriyeti'nde Kahin Harut Arakelyan'ın yardımıyla Aramagi adlı eski Ermeni kehanet bilgileri okul cemaati bir kez daha kuruldu ve yeniden açıldı. Eski Ermenice'de kusursuz anlamına gelen Aramagi okulu M.Ö. 596 yılında kuruldu ve şimdi yeniden açılan okul kehanet bilgisinde uzmanlaşmak için bir fırsat sunuyor. Kahin Harut Arakelyan'ın yazdığı makalenin tam metni web sayfamızda yer almaktadır. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Van Halk Müziği topluluğundan Zorik Lorga adlı eseri sunuyoruz. Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.